şudur. Hor ve zelil olması bakımından yere yönelmek mutlak anlamda kulluğa yönelmek demektir. Çünkü kulluk horluk anlamına geldiği gibi ibadet de ondan türetilmiştir. Öyleyse kulun temizlenmesi horluk, yoksunluk, efendisinin sınırlarında ve kurallarında durmak, emirlerine bağlanmak gibi kulun üzerindeki sorumlulukları tam olarak yerine getirmekle gerçekleşebilir. İnsan toprak olduğunu göz ardı ederse toprakla teyemmüm eder. Çünkü oğulları olduğumuz kişi topraktan yaratıldığı gibi toprak yoksunluk ve ihtiyaç anlamına gelir. Bu özellikler onda bakidir. Araplar bir insan yoksullaştığında şöyle der: adamın eli toprak oldu. Toprak unsurların en aşağısındadır. Toprak, hava, ateş, su unsurlarını hatırlayalım. Toprak unsurların en aşağısındadır. Yaratılışı bakımından insanın hakikatinin farkına varması, kendisini bu makamdan çıkaracak her türlü pislikten temizlenmek demektir. Teyemmüm, su yoksa yapılır ve su bilgi demektir. Burada suyu batini anlamda bilgiye yorumluyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Teyemmüm su yoksa yapılır. Su bilgi demektir. Yeryüzünün canlılığı suya bağlı olduğu gibi kalplerin canlılığı da suya bağlıdır. Kalplerin canlılığı da suya, su bilgi olduğuna göre yani bilgiye, Allah ilmine bağlıdır anlamı çıkıyor. Teyemmüm Allah'ı bilmede taklitçinin durumudur. Bizce Allah'ı bilmede taklitçi, Allah'ı bilmede düşünce gücü yönünden aklını taklit eden insan demektir. Teyemmüm eden su bulunca ya da suyu kullanma gücüne erince onun teyemmümü bozulduğu gibi şeriat da Allah'ı bilmeyle ilgili bir bilgi gerektiğinde aklın o konuda teorik gücünü taklit etmesi anlamsız hale gelir. Bilhassa aklın kanıtı dinin getirdiği bilgiye uymazsa aklın kanıtıyla şeriata dönmek gerekir. Böyle bir durumdaki insan o meselelere hem akıl hem de şeriat kanıtına sahip kimse demektir. Bunu bilmelisin.